özellikle son günlerde bu Budist çeteler Arakanlı Müslümanları belki yeryüzünde bugüne kadar görülmemiş en büyük vahşet ile Arakanlı Müslümanları katletmeye başladılar. Bu tabi uzun yıllardan beri devam ediyor bu katliamlar. Ama bu, özellikle bu son günlerde biraz daha dozajını artırmış. Müslümanlara yapılan bu zulümlerle oradan hicret etmek durumunda kalmışlar. Bizler de mağdur olan bu Arakanlı Müslümanlar için, yani hicret edip Bangladeş'e sığınan bu kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası tertipledik. Bu yardım kampanyasına 6 Ekim'de valiliğe başvuru yaptık. İznimiz 14 Ekim'de çıktı. 14 Ekim'de iznimizin çıkmasıyla birlikte çalışmalara başladık. Hem kamuoyunu bu konuya karşı duyarlı olabilmesi açısından bir takım faaliyet ve etkinliklerde bulunduk. Bugün de bu bir aylık süre içerisinde elde edilen bu kampanya çerçevesinde toplanan bağışların bizzat kendi ekibimizle birlikte inşallah Allah-u Teala nasip ederse Perşembe günü, yani 19 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'dan Bangladeş'e gideceğiz inşallah. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bazı projeler var. Özellikle hem oradaki acil neye ihtiyaç var bunu müşahede etmek için kendimiz gideceğiz. Orada bir araştırma yapacağız. Ne yaparsak buradaki bu insanlara daha faydalı olur diye Perşembe günü inşallah 19 Ekim'de gidiyoruz. Oradaki projelerimizi gerçekleştirdikten sonra da 26 Ekim'de dönmeyi planlıyoruz. Bu toplanan yardımlarla bizim oradaki hedeflerimiz 10 tane su kuyusu açmak olacak. Şu anda su kuyuları açılmaya başlanmış. Biz gidene kadar inşallah onların açılışlarını falan yapacağız. Bunun dışında barınabilmeleri için çadır evler oluşturulmuş. Onlarla ilgili hazırlıklar var. Bunun dışında orada olduğumuz süre zarfında bu kardeşlerimizle birlikte onlara sıcak yemek programımız olacak inşallah. Bunun dışında eğitimlerine de bir miktar katkı sunabilmek için kırtasiye yardımı, oradaki medresede yine eğitim gören çocukların Kur'an-ı Kerim, elifba, çanta, okul ihtiyaçları falan karşılanacak. Adak ve akikalarımız olacak. İnşallah oradan malını, mülkünü, eşyasını, her şeyini bırakıp hicret edenleri bir de giydirme programımız olacak. Biz ilk olarak 10 tane su kuyusu, 100 çadır, 1750 gıda, 1750 giyim olarak planlamıştık. Ama elhamdülillah Allah tüm hayırseverlerden razı olsun. İnşallah bizim bu sayılarımız şu an itibariyle artmış. Yani önümüze koyduğumuz hedeflerden biraz daha fazla yardım götürme imkanlarımız olmuş. Yardım toplama şeklimiz bankada hesap açmıştık. Makbuzlarımız vardı, bağış makbuzlarımız. Bunun dışında ücretli biletler bastırmıştık. Bugüne kadar, yani bugün itibariyle bize ulaşan 250 bin TL şu anda hayırseverler tarafından bağışlar yapılmış. 250 bini bulmuş bugün itibariyle. İnşallah bu yardımları yine götüreceğiz oradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için. 12 Aralık'a 14 Aralık'a kadar yani kampanya devam edecek. Bu süre zarfında artık gelen tüm bağış ve yardımları en geç 14'üne kadar şey yapacağız. İhtiyaç hasıl olursa bu sürenin uzatılması için belki girişimlerimiz olabilir yani. Ama bu yardımlarımız devam edecek inşallah. Kampanyamızın süresi 14 Aralık'tır. Yani şimdi her
belki bugün ayakta duruyorsak yani ülke olarak halkımızın hayırsever olmasına bağlıyorum. Ben bunu defalarca da ifade ettim. Kendi dışındaki insanların da ihtiyaçlarını karşılama noktasında gerçekten bu konuda halkımız takdir edilecek bir pozisyondadır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum, bir mağdur varsa muhakkak Türkiye'de yaşayan Müslümanlar oraya destek olmak için her zaman çaba sarf etmişlerdir. Halkımızın teveccühü de olmuştur bu işe, Arakan'a karşı duyarlı olmuşlardır. Bu vesileyle de hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkürlerimi sunuyorum.